Selam gençler kanalıma hoş geldiniz ben Murat hocam Evet arkadaşlar fonksiyonların 100 soruluk baştan aşağıya tekrarına başlıyoruz Çocuklar lütfen bu soruları videoyu izleyerek bir kere çözmeye çalışın Ondan sonra videoyu oynatıp çözümünü öğrenin Mutlaka eğer ki içinde bilmediğiniz şeyler varsa onu sağa sola not alarak tekrar edin Evet birinci sorudan başlıyorum Birinci sorudan başlıyorum bu arada videolarda videolarda arkadaşlar 10'ar soru, 20'şer soru atacağım. Muhtemelen 5 6 7 parti bitirmeye çalışacağız. Şimdi bir sürü fonksiyon vermiş bize. f1, f2, f3, f4, f2n şeklinde. Buna göre bana diyor ki f2n, f2n-1 nokta 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 f3, f2, f1 bileşke fonksiyonu bul diyor. Şimdi arkadaşlar, öncelikle şunu bilmek zorundayız. Yani buradaki fonksiyonlar hangi kurala göre yazıldı? Bakın dikkat edin. Bu ifadeleri eğer ki üstü halde yazarsanız kökün derecesi burada 2 iken sen bunu üst olarak yazarsan bu ifade x üzeri 1 bölü 2 değil mi? Evet. E, bu ifade x üzeri 1. Bu ifade üst olarak yazarsan x üzeri 3 bölü 2. Aynı şekilde bu ifade x üzeri 2 ve böyle devam ediyor. Peki bu adam bunları neye göre yazdı? Arkadaşlar dikkatli olun. Aslında fonksiyon şöyle tam değil mi? f x fonksiyonu x üzeri a bölü 2 şeklinde. Adam f1'i tanılarken a yeni 1 yazdı 1 bölü 2 geldi. F2 tanımlarken A 2 yazdı 2 bölü 2 geldi. F3 tanımlarken A yerine 3 yazdı 3 bölü 2. 4 yazdı 4 bölü 2'den 2 geldi. En son 2 en yazdı 2 en yazınca 2'ler mi götürdü en kaldı. O zaman ben böyle devam etsem böyle devam etsem yani şunları şöyle yazmaya devam etsem. Mesela F4 fonksiyonu ne gelecek? X üzeri X üzeri. Zaten f 4ü yazmış pardon. F5 fonksiyonu yazsak. F5 fonksiyonu x üzeri 5 bölü 2 gelmeyecek mi? Gibi. Gibi. Tamam mı? Şimdi buna göre, buna göre benden ne istiyor? Şu bileşke istiyor. Şimdi arkadaşlar ilk önce ikişerli ikişerli bakalım. İkişerli ikişerli bakalım. İlk önce f2 bileşke f1 fonksiyona bakıyorum. f2 bileşke f1 fonksiyonu ben nasıl bulacağım? F1'i al, f2'deki x gör yere yaz. F1'i alıyorum, F2'deki x gördüğüm yeri yazıyorum. Bu arada arkadaşlar bunları yazarken de şu kuralı uygun olarak yazıyorum. Yani diyorum ki hani burası 1 bölü 2 iken şurası 2 bölü 2 olsun. Burası 3 bölü 2 iken burası 4 bölü 2 olsun. Aynı şekilde burası da 2n bölü 2 olsun diyorum x'in üzeri tamam mı? Nereye yazdım? Tekrar söylüyorum. Şurada A gördüğüm yere 2N yazdım. Yazınca X üzeri 2N bölü 2 gelmedi mi burası? Bu kuralı uygun olarak yazdık. Şimdi bu bileşke fonksiyonda, bileşke fonksiyonu bulabilmek için ne yapacaktık? Tekrar söylüyorum. Sağdaki fonksiyonu al. Soldaki fonksiyonu da x gördüğün yere yaz. O zaman f1 fonksiyonu yani x üzeri 1 bölü 2'yi alıyorum. F2'deki x gördüğüm yere yazıyorum. Yazarsam yazarsam. Bu durumda x üzeri 1 bölü 2'yi x'in yerine yazdım. Bir de üzerinde ne var arkadaşlar? 2 bölü 2 var. E üstün üstü varsa bunlar çarpılmayacak mı? Çarparsan x üzeri 1 çarpı 2 bölü 2 çarpı 2 mi geldi? Evet. Bu böyle kalsın. Çünkü bir aritmetik oluşacak arkadaşlar. Şimdi gelelim 2 üçlüye. Mesela f3 bileşke f2 bileşke f1'e geliyorum. Buna geliyorum. Şimdi arkadaşlar bu ifadeyi ben şöyle düşünebilir miyim? Şöyle düşünebilir miyim? İçerideki şu fonksiyonun dışarıdaki fonksiyonda x gördüğüm yere yazsam olmaz mı? Olur. Hani şunu bir fonksiyon gibi düşündüm. Bunu aldım. f3'te x gördüğüm yere yazdım. Yazamaz mı? Yazabilirim. Niye yazamayayım? Peki f3 fonksiyonu ne? x üzeri 3/2. X gördüğüm yere f2 bileşke f1 yazıyorum. Keza ben onu buldum bak burada. X gördüğüm yere x üzeri 1 çarpı 2 bölü 2 çarpı 2 yazdım. 1 de üzerinde 3 bölü 2 var. E Üssünü varsa x çarpılır. Payla paya çaptım, paya yazdım. Payda ile payda çaptım, payda yazdım. O zaman x üzeri 1, 2, 3 bölü 2, 2, 2 geldi. Aynı şekilde 4 ile devam etseniz, dikkat edin arkadaşlar, 4 ile devam etseniz. Hadi 4 ül yapalım, görün. 4 ül yapıyorum. F 4 bileşke, F 3 bileşke, F 2 bileşke, F 1 x. Ne yapacağım? Bu sefer bunu bir fonksiyonmuş gibi düşüneceğim. Bunu alacağım. f 4 x gördüğüm yere yazacağım. E ben bunu zaten bulmadım mı? Buldum. Peki f4 neydi arkadaşlar? F4. x üzeri 4 bölü 2 değil miydi? O zaman x üzeri 4 bölü 2'de x gördüğüm yeri bunu yazıyorum. Yazarsak. x üzeri 1, 2, 3 bölü 2 çarpı 2 çarpı 2 üzeri 4 bölü 2 geldi. <laughs> payla payı çarp paya yaz. Payda payda çarp payda yaz. Yazarsak x üzeri 1, 2, 3, 4 bölü 2, 2, 2, 2. Şimdi arkadaşlar bu bu şekilde ilerliyor. En son gelelim, gelelim f 2n, f 2n bileşke, f 2n 1 bileşke, nokta nokta nokta, f 3 bileşke, f 2 bileşke, f 1 x'i bulmaya, x'i bulmaya. Şimdi ne yapacağız o zaman? Şuradaki fonksiyonu bir fonksiyon gibi sayıp burada yerine yazmayacak mıyız? O zaman problem şu. Buradaki fonksiyon ne? Buradaki fonksiyon ne? Problem o. Şimdi bakın arkadaşlar. Şuradan bir aritmetik çıkartalım. F2 bileşke F1 fonksiyonuna geldim. X üzeri 1 çarpı 2 bölü 2 çarpı 2 gelmedi mi? Peki F3 bileşke F2 bileşke F1 fonksiyonu geldi. 1, 2, 3 bölü 2, 2, 2. Peki şu fonksiyona geldi. 1, 2, 3, 4 bölü 2, 2, 2, 2 gelmedi mi? Bakın bir şeyi anımsatması lazım. Eğer ki bileşke fonksiyonun başındaki ifade kaçsa sonu o çarpımla bitiyor. Ve aşağıda o kadar adetten 2 geliyor. Bakın dikkat edin. F3 3 ile bitti. 3 tane 2 geldi. F4 4 ile bitti. 4 tane 2 geldi. O zaman elimde F2N-1 varsa F2N-1 varsa buradaki ifade F2N-1 bileşken. Nokta, nokta 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 F1 ifadesi de x üzeri 1 2 3 nokta 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 2N-1 bölü 2, 2, 2, 2, 2 olmayacak mı? 2n-1 adette. Şu kurala göre. Neden? Tekrar söylüyorum. Bu bileşiklerde ilk ifade kaçsa dikkat edin o ifade o sayıyla bitiyor. Payda da dikkat edin o kadar adette 2 var. E o zaman bu 2n-1 ile bittiğine göre sonu 2n-1 ile bitmedi ve payda da 2n-1 tane 2 olmalı. Şimdi ben bunu alıyorum. Nerede yerini yazıyorum arkadaşlar? Nerede? F2n'de. F2n'le x üzeri 2n bölü 2. Aldım yerine yazdım. X gördüğün yere bunu yaz. Tekrar söylüyorum. Bunu bir fonksiyon gibi kabul et. Al. F2n ye de yerine yaz. Yazarsak. X üzeri 1, 2, 3, 2n-1, bölü 2, 2, 2, nokta nokta 2. Bir de üzerine ne gelecek? Dikkatli olun. 2n bölü 2 gelecek. Ne yapacağım bundan sonra? Siz görmemişsiniz pardon. Üzeri 2n bölü 2 geldi. Üssün üssü var. Şu x çarpım şeklinde. Pay ile payı çarp paya yaz. Pay ile payı çarp payda yaz. Bu durumda x üzeri 1, 2, 3, nokta 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 en son 2 an geldi. Bölü 2, 2, 2, 2, 2. en son 2. Şimdi arkadaşlar pay kısmı birden başlayıp 2 ne kadar gitmiyor mu? Birden başlayıp 2 ne kadar gidiyorsa bu matematikte ne eşitti? 2 en faktöriyele. Bölü. Peki payda kaç tane 2 var? Arkadaşlar sondaki sayı kaçla bitiyorsa payda hep o kadar 2 gelmedi mi? Sondaki sayı kaçla bitiyor? 2n ile bitiyor. O zaman payda 2n tane 2 çarpım şeklinde. Peki 2n tane 2 çarpım şeklinde ise tabanları aynı, üstleri toplayacağım. Üzerine gelecek 2 üzeri 2n gelecek. Öyle değil mi? Sebebi ne? Burada dikkat edin. Dikkat edin. 3 tane 2 vardı. Tabanları aynı, üsleri topla. 2 üzeri 3 geliyor. 4 tane 2 var. Tabanları aynı üstüne topla. 2 üzeri 4 geliyor. Yani üstündeki sayı kaçsa o kadar 4, o kadar sayı geliyor. E burada üstündeki sayı kaç? 2n. 2 üzeri 2n gelecek. Tabanları aynı üstüne topla. 2 tane 1 var burada. Bu durumda peki ben bu ifadeyi şimdi baktım. Şıkları bakıyorum. Şıklarda böyle bir şey yok. Şimdi ben bunu şöyle açabilir miyim? Bakın dikkatli olun. Dikkatli olun. x üzeri 2n faktöriyel. 2n çarpı 2 eksi 1 faktöriyel şeklinde yazsak bölüm 2 üzeri 2n ifadesinde 2 üzeri 2n eksi 1 çarpı 2 şeklinde yazsak. Tabanlar aynı. Çarpı şekli üstleri toplu bu gelmeyecek mi? Değil mi? Şuradaki ifade gelecek. E bu durumda 2'ler gitti. Ne kaldı geriye en son? x üzeri n çarpı 2n eksi 1 faktöriyel bölü 2 üzeri 2n eksi 1 kaldı. Evet arkadaşlar cevabımız bu. Doğru cevapta bakalım hangisi? Ceyhan. Tamam mı? Evet arkadaşlar geçiyorum ikinci soruya. Geçiyorum ikinci soruya. Evet karşımızda böyle bir soru var şimdi. Soruyu bir anlamaya çalışalım ilk önce. Ne diyor bana? Bir tane f fonksiyonu verdim diyor. F fonksiyonu verdim diyor. Birebir bir örtenmiş. A kümesi var, B kümesi var. F A'dan B'ye tanımlı. G ve K dikkat edin. B'nin birer alt kümeleriymiş. B'nin birer alt kümeleriymiş. Tamam. Buna göre birinci yargı. Hmm. Şimdi bakın arkadaşlar. Bakın. Şimdi burada şöyle bir şey var. Matematikte sakın bunu unutmuyorsunuz. Kesinlikle sorularında ya söylendiği aralıktaki tüm sayıları deneyerek bulacaksınız. Ya da o ifadeyi ispatlamanız lazım. Bunun başka bir çaresi yok yani tamam mı? E o zaman bana burada kesinlik soruyorsa benim şu olduğunu, şu olduğunu veya şu olmadığını ispatlamam lazım. Tamam mı? Bu arada cevap 1-2 olduğunu söyledim. Cevap 1-2 çünkü. Şimdi neyse başlayalım bakalım. Şimdi peki ben bunu nasıl ispatlayacağım. Şimdi şunu unutmayın arkadaşlar şunu unutmayın. Eğer ki G, K'nın bir alt kümesi ise diyelim ki biz birinci yargıdan başlayalım. Birinci yargıdan başlayalım. Diyelim ki bir X sayısı, X sayısı G'nin bir alt kümesi olsun. X sayısı G'nin bir elemanı olsun. Peki X sayısı G'nin bir elemanı iken, G'nin bir elemanı iken bu durumda, bu durumda. Evet arkadaşlar ufak bir aksaklık yaşadık. Şu an sokağa çıkma yasağı gelmiş. Onunla ilgili evde bir curcuna var da bir problem yaşadım. Devam ediyorum. Şimdi X, G'nin bir elemanı olsun dedik. Şimdi G, K'nın bir alt kümesi ise bu durumda X aynı zamanda K'nın bir elemanı olmayacak mı arkadaşlar? G, K'nın alt kümesi çünkü. Şimdi arkadaşlar tekrar söylüyorum. ispat yapmak zorundayız. Nasıl ispat yapacağız peki? Yani ispat nasıl yapılır yani? Şimdi şunu unutmayın. Herhangi bir kümenin, diğer kümenin alt kümesinde olduğunu göstermeniz için yapmanız gereken anı şu arkadaşlar. Bu kümeden bir eleman alacaksınız. Eğer ki bu kümeden aldığınız herhangi bir elemanı bu kümeyi düşürebilirseniz bilin ki bu A kümesi B kümesinin alt kümesidir. Kümeler ispat böyle yapılır. Tekrar söylüyorum. Bu kümeden aldığınız bir eleman eğer ki B kümesinin bir elemanı çıkarsa bu durumda A B'nin bir alt kümesi olur. Şimdi o zaman ben F'in tersi G'den bir eleman seçersem ve onu F'in tersi K'ya düşürebilirsem bu durumda F'in tersi G K'nın bir alt kümesi olur. O zaman ne yapıyorum ben de? Diyorum ki X mesela f'in tersi g'nin bir alt kümesi olsun diyorum. Elemanı olsun diyorum, pardon. Burada burada her iki tarafında her iki tarafında f'ini alırsanız arkadaşlar şöyle. f'ini alırsanız alamıyorum. Aldım evet. f'ini alırsanız. E, bu durumda f ile tersi gitmedi mi? Gitti. Gerene kaldı. f(x) g'nin bir elemanı kaldı. Bu cepte. Peki G aynı zamanda K'nın bir alt kümesi değil mi arkadaşlar? Öyle olduğunu kabul ettim. E, G K'nın alt kümesi ise fx G'nin bir elemanıysa aynı zamanda K'nın bir elemanı olmak zorunda. Bu durumu otomatikman fx hemen kimin alt kümesi elemanı geldi? K'nın bir elemanı geldi. Şimdi bu durumda bu durumda ben her iki tarafın tersini alırsam arkadaşlar. Tersini alırsam. Bu durumda F ile tersi gitti mi? Gitti. Geriye ne geldi? Gelene geldim. X elemanıdır. F'in tersi K mı geldi? Bakış çocuklar. X'i F'in tersi G'den aldık. Ve X nereden çıktı? F'in tersi K'dan çıktı. Buradan aldığım bir elemanı ben buraya düşebildim mi? Düşebildim. O zaman kesinlikle bu küme bu kümenin bir alt kümesidir. Doğru. Tamam. Geldim ikinci yargı. Peki kümelerde eşlikler nasıl ispatlanır? Şimdi burada bir eşlik ispatlamam gerekiyor. Nasıl ispatlayacağım? Çocuklar şimdi gelelim o boyuta. Bakın şimdi. Şimdi diyelim ki, diyelim ki karşımızda, karşımızda şöyle iki tane küme olsun. Nasıl iki küme olsun? Atıyorum ki e, A birleşim B eşittir. İşte ne olsun? Ne olsun? Hmm, ne diyelim? İşte A kesişim B eşittir. İşte A birleşim B. Şu an tamamıyla sallıyorum tabi. Artı A olsun mesela. Salladım şu anda. Ben diyorum ki ben bu iki eşliği nasıl gösteririm? Böyle bir eşlik varsa. Arkadaşlar unutmayın. iki eşlik varsa iki yönlü alt küme göstermek zorundasınız. Yani ne yapmak zorundasınız? Şunu yapmak zorundasınız. Buradan aldığınız bir elemanı eğer ki buraya düşürürseniz az önce gördüğünüz üzere, az önce gördüğünüz üzere siz bu küme diğerinin bir alt kümesi olduğunu anlarsınız değil mi? İspatlamış olursunuz yani. Peki bu kümeden aldığınız bir elemanı da şunun içine düşürebilirsiniz. O zaman bu kümede bu kümenin bir alt kümesi olmaz mı? E şimdi şöyle düşünün. A işte B'nin bir alt kümesi. B de A'nın bir alt kümesi olsun. Bu durumda bu ne anlama geliyor arkadaşlar? A ile B eşit kümeler. Tamam mı? A ile B eşit kümelerdir. Yani sen iki kümenin eşitliğini göstermek istiyorsan, eşitliğini görmek, göstermek istiyorsan buradan aldığın bir elemanı buraya düşürmek zorundasın. Buradan aldığın bir elemanı da buraya düşürmek zorundasın. Şimdi onu ispatlamaya çalışacağız. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi sol taraftan bir tane eleman alıyorum. Diyorum ki x elemandır. x elemandır. F'in tersi G kesişim K. Her iki tarafında, her iki tarafında f'ini alırsanız arkadaşlar. Şöyle f'ini alıyorum. Alırsak. Bu durumda f ile tersi gitti mi? Gitti. Gelene kaldı sağ tarafta. G kesim k kaldı. Yani f(x) g kesim k kümesi bir elemanı mıymış? Evet. Peki f(x) bu kümenin bir elemanıysa f(x) g'nin bir elemanı, f(x) k'nın bir elemanı olmak zorunda mı? Evet. Kesim kümesinde. Kesim kümesi demek ne demek? Ortak elemanlar olduğu küme demek. O zaman fx hem bunda olmak zorunda hem bunda olmak zorunda. Tamam mı? Bunda bir sıkıntı var mı? Yok. Şimdi geldim diğer tarafa. Peki buradaki elemanlar ne böyle eşitlik varsa yani elemanlık varsa, elemanlık söz konusuysa ben burada her iki tarafın tersini alsam arkadaşlar. Her iki tarafını tersini alsam. Neyle alalım? Neyle alalım? Şunu da alalım bakalım. Her iki tarafın tersini alsak. F'in tersini alıyorum. F'in tersini alıyorum f'in tersini alıyorum. Galiba alamayacağım yakında. Evet, şu an alamıyorum arkadaşlar. Başka bir şey alalım. Neyle alalım? Neyle alalım? Kalem bitti. Kalem bitti arkadaşlar. Şöyle f'in tersini aldım. Bu durumda, bu durumda dikkatli olun arkadaşlar. Dikkatli olun. Sol tarafta ile tersi gitti mi? Geri ne kaldı? x elemandır f'in tersi g. Peki ile tersi gitti mi? Geri ne kaldı? x elemanıdır. f'in tersi k. peki x hem f'in tersinin hem de f'in tersi k'nın bir elemanı ise x bu durumda f'in tersi g kesişim f'in tersi k'nın bir elemanı çıkmış olmuyor mu arkadaşlar? x hem bu kümenin hem de bu kümenin bir elemanıysa otomatikman x ne olmuş oluyor? Kesişim kümesinin bir elemanı olmuş oluyor. Çünkü x burada ortak eleman. Kesişim demek ne demek? Ortak elemanların oldu küme demek. Bak birinci yargıyı başardık. Buradan bir eleman aldık buraya düştü. Şimdi buradan bir eleman alacağım. O buraya düşecek mi bakalım? Düşecek mi? Resmen şu an ispat yapıyoruz yani resmen ispat yapıyoruz arkadaşlar. X elemanıdır, X elemanıdır. F'in tersi G kesişim F'in tersi K olsun. Peki bu ne anlama geliyor? X hem bunun hem de bunun o anlamına gelmiyor mu? Geliyor. X hem F'in tersi G'nin elemanı. X aynı zamanda neyin elemanı? F'in tersi K'nin elemanı. Her iki tarafını F'in alırsak. Bu sefer kalem bulacağım. Bu sefer kalem bulacağım. Rahat olun. Evet hemen buldum. Her iki tarafında f'ini alırsak. Her iki tarafında f'ini alırsak. E bu durumda f'le ters gitti mi? F'le ters gitti mi? Geriye ne kaldı? Ne kaldı arkadaşlar geriye? fx elemanıdır g'nin ve fx elemanıdır k'nın geldi. fx hem g'nin hem de k'nın bir elemanıysa bu durumda fx fx g kesişim k kümesinin bir elemanı değil mi arkadaşlar? Öyle değil mi? Öyle. Peki, peki bundan sonra ben burada her iki tarafın bir daha tersini alırsam, bir daha tersini alırsam. F'in tersini alıyorum. F'in tersini alıyorum. Bu durumda aldığımız takdirde F ile ters gitti. X elemanıdır F'in tersi G kesişim K geldi. Bak bunu da başardık. Dikkatli ol. Buradan bir eleman aldım. Nereye düştü? F'in tersi G kesişim K'ya düştü. O zaman sen bunları karşılıklı gösterebildiğin için hem sağlı hem sol gösterebildiğin için şunu diyebilirsin artık. Hocam, hocam, F'in tersi G kesişim K eşittir. F'in tersi G kesişim F'in tersi K kesinlikle diyebilirsin. Hatta ispat bitmiş işte işaretini koyarsın tamam mı? Resmen ispat yaptım yani burada. Şimdi gelelim üçüncü yargıya. İkinci yargı doğru çıktı arkadaşlar. Geldim üçüncü yargıya. Şimdi eşliğin ne olduğunu anladınız. Yani kümelerde eşliği gösterilmek için ne olması gerekiyormuş? Soldan bir eleman alacaksın sağa düşüreceksin. Sağdan bir eleman alacaksın sola düşüreceksin. Şimdi x elemandır f'in tersi b olsun. Bak şimdi. Oldu. Her tarafın f'ini al. Bu durumda fx elemandır b gelmeyecek mi? E. E yani. Niye e diyorum? Şimdi fx bu kümenin bir elemanıysa ben bunun elemanı olduğunu söyleyebilir miyim? Elemandır diye, diyemem ki. Olabilir de olmayabilir de bir kesinlik yok. Yani şöyle düşünün. Şöyle düşünün. Diyelim ki diyelim ki arkadaşlar. B kümesi bu küme olsun. G kümesi şu küme olsun. Ben diyelim ki B'den bir eleman aldım. Ama seçtiğim eleman ya buraya düşüyorsa e bu kümenin eleman olmak zorunda değil ki. O yüzden B'den bir eleman seçtiğiniz zaman siz gidip de K'ya gidemez, G'ye gidemezsiniz burada. E G'ye gidemeniz için şunun hakkında bir yorum yapamazsınız. O yüzden kesinlikle doğrudur diyemezsiniz. Cevap 1-2 çıkar. Çok güzel soru arkadaşlar. Geçiyorum. Geçtim. Evet 3. sorum. 3. sorum. 3. sorum. Bu videolar gerçekten çok uzun sürecek sanırım. O yüzden arkadaşlar ee, onarlı onarlı kesinlikle onarlı onarlı devam edeceğim. Evet. Şimdi fx fonksiyonu vermiş. gx fonksiyonu vermiş. g61'in 38 olduğunu söylüyor. Şimdi g61 demek ne demek? x gördüğün her yere 61 yazmak. Buna göre yargıları hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi yazalım. x gördüğün her yere 61 yazarsan bu durumda g61 eşittir. m çarpı f 61'den 5 çıktı ne kaldı? 56. Artı ne? Peki ben f 56'yı nasıl bulacağım arkadaşlar? yukarıda parçalı bir fonksiyon var. Adam bana diyor ki x yerine yazacağın değer alttan büyükse burada yazacaksın diyor. Alttan küçükse burada yazacaksın diyor. E şimdi x yerine yazacağım değer alttan büyük olduğunu burada yazacağım. Yazarsam şurada x gördüğüm yere 56 yazıyorum. 56'dan alt çıktı. E bu sefer de f50 geldi. Bak bu ne anlama geliyor? F56 F50 eşit geldi. Peki 50 değerini yazmaya kalkarsam bu da alttan büyük değil mi? Yine burada yazmaya çalışacağım. Yine burada yazacağım yani. 50'den 6 çıktı. Bu sefer de 44 geldi. E arkadaşlar bu fonksiyon şeklinde devam ediyor. Yani ne yapıyor bu sürekli? 6 6 6 6 aşağı iniyor bu. O zaman 6 6 6 6 aşağı inecek de nereye kadar inecek? Dikkat edin bakın. Sizin x değeriniz 6'dan küçük olduğu zaman burada yazacaksınız. Şimdi diyelim ki, diyelim ki 8 kere aşağı inse, 8 kere aşağı inse her seferinde 6 inmiyor mu? O zaman 6 çarpı 8'den 48 aşağı inmiş olmayacak mı arkadaşlar? E şundan 48 çıkartsa ne gelecek? F8 gelecek. Demek ki bunların hepsi aynı zamanda F8'e de eşitmiş. Bunu lütfen anlamaya çalışalım arkadaşlar. Lütfen anlayalım bunu. Peki f 8e hala burada yazabiliyor muyum? Hayır yazamıyorum. Çünkü bu değer 6'dan büyük. O zaman bir daha yukarıda yazdım. 8-6'dan F8 ne eşit geldi? F2'ye eşit geldi. Ha şimdi buldum. Çünkü 2 değeri alttan küçük. Ben 2'yi burada yerine yazabilirim. 2 kere 2 4. 3 tane geldi 7 mi geldi? O zaman bu değerlerin hepsi 7'ye eşitmiş. Yani şurası neymiş? 7. Tamam. Ben G61'i buldum. G61 dediğim ifade 7m artı neymiş? O da neye eşitmiş? 38'e. Şimdi bundan sonra ne yapacağım arkadaşlar? Birinci yargı m ve n değerleri için bir şey sorduğu için ne yapacağım? m n yerine değer yazacağım. Başka yapacak bir şey yok. Değer vereceğiz yani. Verelim bakalım değerleri. Şimdi ben burada ben burada n yerine 38 yazsam. Bakayım yazabiliyor muyum? Evet yazabiliyorum. 38 yazsam m yeri, değeri 0 gelmeyecek mi? Gelecek. Peki m yerine 1 yazsam 1 kere 7 7. Karşı tarafa attım. n değeri kaç geldi? 31. Doğru mu? 1 kere 7 dedi. Karşı tarafa 31 geldi. E şimdi bu durumda arkadaşlar iki tane değer buluzan durun. Gerek yok. Ne yapacaksınız? Bu 7 mi azalmış? Bilin ki hep 7 azalarak gidecek. Bu 1 mi artmış? Hep 1 artarak gidecek. O zaman 2'ye karşılık 7 azaltın 24 gelecek. 3'e karşılık 7 azaltın 17 gelecek. 4'e karşılık 7 azaltın 10 gelecek. 5'e karşılık 7 azaltın 3 gelecek. 6'ya karşılık 7 azaltın. Eksi 4 gelecek. 7'ye karşılık 7 azaltın. 7 azaltırsam eksi 11 geldi. Dur. Niye dur diyorum. Benden ne istiyor? MN toplamının en küçük pozitif tam sayı değerini soruyor. Buradaki pozitif tam sayı değeri 38. Burada 32. Bak azalıyor sürekli gördün mü? Buraya geldim 8. 6 eksi 4 2 ama 7 eksi 11 eksi 4. Burada negatif geçti. O zaman burada duruyorum. M artı N'nin en küçük değeri 2'dir diyorum. Bu doğru. Şimdi G11'i bul diyor bana. Hadi bakalım bulalım G11'i. İkinci yargı. Şimdi G fonksiyonundan ne yapacağım? X gördüm. Her yeri ne yapacağım? 11 yazacağım. 11 eksi 5'ten ne yaptı? 6 yaptı. Bu durumda G11 eşittir. M çarpı F 11 eksi 5'ten 6 artı neye mi geldi? Peki 6 nerede tanımlı arkadaşlar? Burada tanımlı. 2 kere 6 12. 3 daha 15 yaptı. 15 çarpı M artı N geldi. Bir sıkıntı yok. Peki gelelim G25'e. G25'e. G25, e. G25, e. G25 gibi oldu burası. 25'i yerine yazdığın zaman m çarpı f20 artı ne mi geldi? Peki ben 20'yi nerede yazmak zorundayım? Burada yazamam ki. X'ler dikkat edin alttan küçük. Burada yazmak zorundayım. E 20 eksi 6'dan o zaman senin f20 değeri neye eşit geldi? 14'e. Bunlar yine 6 azalıyor. O zaman 6 azalt f8 e eşit olacak. 6 azalt f2'ye eşit olacak. E ben f2'nin de zamanında zaten 7 olduğunu bulmuştum. Bak şurada. Tamam mı? Tamam. O zaman ben aldım bunu yerine yazdım. Şurası kaç yaptı? 7 yaptı. G25'te 7m artı ne geldi? Benden ikisinin farkını istiyor. 15m artı ne'den 7m artı ne'yi çıkartırsak 15m artı ne eksi 7m eksi ne'den bunlar gitti. Cevabımız 8m geldi. Tamam mı? Geldim üçüncü ifadeye. G3'ün sıfırdan küçük olduğunu söylüyor. Bakalım sıfırdan küçük müymüş? Yani kesim miymiş? Bu doğru çıktı. Şimdi g3. g fonksiyonunda x gördüğün her yere 3 yaz. g fonksiyonu görelim. Şurada. Görebiliyor mu? Evet görülüyor. x gördüğün her yere 3 yazarsan bu durumda m çarpı f eksi 2. 3 eksi 5'in eksi 2 yaptı. Artı neye geldi? f eksi 2'yi nasıl bulacağım? x değeri alttan küçük olduğu için direkt burada yerini yazıyorum arkadaşlar. Bu sefer şanslıyım. 2 çarpı eksi 2 eksi 4. Eksi 4 artı 3 eksi 1 yaptı. Şurası eksi 1 geldi. E burası eksi 1 iken bunun cevabı da eksi m artı neye mi geldi? Şimdi arkadaşlar ben m ve n hakkında bilgi sahibi miyim? Değilim ki o zaman ben bunun cevabı negatif oldu nereden bileyim? Ben bunu kesinlikle diyemem. Ha, olabilir de olmayabilir de. O yüzden üçüncü yargımız kesin değil. Doğru cevap 1-2'dir diyoruz. Geçtik. Evet yarım saatte 4 soru hadi bakalım. <laughs> Zeynep öğretmen matematik dersinde bir fonksiyonun tersinin tanımlı olması için gerekli şartları anlatmış. Ve bunun üzerine aşağıdaki ifade yazmıştır. G ve F birbirinin tersi olan iki fonksiyonmuş. F ve G birbirinin tersiymiş. Tamam mı? Yani ben orada ne yazabilirim o zaman? Diyebilirim ki. Mesela G dediğim ifade F'in tersi. Ya da F dediğim ifade G'nin tersi diyebilirim. Tamam mı? Bunu söyleyebilirim burada. Zeynep öğretmen bu ile ilgili olarak öğrencilerin çıkarımları yapması istemiştir. Kadriye şu çıkarım yapmış. Kadriye. Severiz kendisini Kadriye Hanım'ı. F bileşi G fonksiyonu. G dediğimiz şey F'in tersi değil mi arkadaşlar? G dediğimiz yere F'in tersini yazdık. Yazarsak. F bileşke F'in tersi. X eşittir. F ile tersi bir işe girerse bunlar mı götürdüğü ne kaldı arkadaşlar? X. Bu doğru. Kadriye doğru çıktı. Geldik Umut Bey'e. Umut Bey'i de severiz. G bileşke F fonksiyonu F bileşke G'ye Şimdi arkadaşlar siz burada F gördüğünüz yere G'nin tersini yazamaz mısınız? Çünkü F dikkat edin G'nin tersine eşitti. E bu durumda G ile tersi gitti. Ne kaldı yeri X. Peki F bileşi G X neye eşit? Onu bir de bulun. Bileşke fonksiyonu ben nasıl bulacağım? İçindekini al dışındaki ne yerine yaz. G'yi alıyorum. G'yi alıyorum. G ne fonksiyonu? F'in tersi fonksiyonu. F'de X gördüğüm yere dikkat edin. Ne yapıyorum? G'nin G'nin kendisini yani F'in tersini yazıyorum. E bu durumda F F'in tersi X gelmedi mi? E bunlar da mı götürdü? Bunlar da mı götürdü? Bakın tekrar ediyorum. Ne yaptım? G'yi aldım. F'de X gördüğüm yere yazdım. Bunlar gitti. X geldi. X'i de x e eşit olduğu için bu da doğru. Umut da aklı çıktı. İsmail ne demiş? İsmail F ve G birebir bir örtendir. E çocuklar bir fonksiyonun tersinin olması için zaten gerekli koşul bu değil mi? Bir fonksiyon birebir ve örtü olmazsa tersi yoktur. Bu kesin doğru. Bunu geçtim. F'nin tanım kümesi G'nin değer kümesidir. Şimdi arkadaşlar fonksiyonlar hakkında şöyle bir bilgi sahibiz hatırlarsanız. F fonksiyonu diyelim ki A'dan B'ye tanımlıysa bu durumda F'in tersi tanımlarken değer kümesiyle tanım kümesi yerleştirmiyor muydu? Yani bu küme bu durumda B'den A'ya mı tanımlı olacak? Evet. Bu fonksiyon B'de A'ya tanımlı olacak. E şimdi sen F'in tersinde G olduğunu biliyorsun. Bu durumda F'nin tanım kümesi G'nin değer kümesidir. F'nin tanım kümesi G'nin değer kümesidir. Doğru. Gökhan'ın aklı çıktı. Ama F ile G fonksiyonu hakkında ben bilgi sahibi değilim yakışır. Değilim ki ben nereden bileyim bir olduğunu. F ve G fonksiyon hakkında ben biliyor muyum F ve G'nin ne olduğunu? Ben çarpım bir oldu. nereden bileyim? Bu yanlış. Bu durumda Merve haksız çıktı. Haksız Merve. Geçtim. Evet. Fonksiyonları verilmiş. Buna göre F bileşke G sıfır eşitliğini sağlayan farklı X değerleri X1 ve X2 olsun. X1'in karesi artı X2'nin karesi kaçtır? Arkadaşlar bileşke ben nasıl buluyorum? Sağdakini al. Soldakini X yerine yaz. O zaman F bileşke G. Yazalım bakalım. G'yi aldım. F'de X görmeyeli yazıyorum. 1 eksi x'in karesi. Eksi 3 çarpı 1 eksi x. Artı 1 geldi mi? Bu sıfır eşit olmak zorunda. Açın bakalım bunu. Açın bunu. Birincinin karesi. Birincinin 2 çarpı 2 katı. ikincinin karesi. Eksi 3 içeri dağıt. Eksi 3 artı 3 x. Artı 1 diye yan taraftan geldi. Eşitir 0. Bu durumda x kare soldan. Şimdi 3 xten 2 x çıktı. 1 x kaldı. 1, 1 daha 2, 3 çıktı. Eksi 1 eşitir 0. Benden ne istiyor? x1'in karesi artı x2'nin karesini. E x1 ile x2 bunun kökü değil mi arkadaşlar? Çocuklar sakın unutmayın. Bu çok klasiktir. İkinci derece denklemlerde eğer ki adam sizden köklerin kareleri toplamını istiyorsa köklerin toplamını bulup her tarafı karesini alacaksınız. Köklerin toplamı eksi b'ye bölü a değil miydi? Eksi b'miz ne? 1. A'mız ne? 1. Kökler toplamı eksi 1 geldi. Her iki tarafında karesini alıyorum. Alırsan birincinin karesi Birinci ile ikincinin çarpımı 2 iki katı. Artı ikincinin karesi ne geldi? 1 geldi. Peki x1 çarpı x2 demek kökler çarpımı demek değil mi? E kökler çarpmaya çocuklar? C bölü A. C'miz ne? Eksi 1. A'mız ne? 1. Eksi 1 bir bölü 1'den burası eksi 1 geldi. Eksi 1 çarpı 2. Eksi 2 yaptı. Attım karşı tarafa. Bu durumda x1'in karesi artı x2'nin karesi 3 gelmiş oldu. Tamam mı? Cevap C. Geçtim. Sanki cevap C çıkıyor arkadaşlar. Yani çoğunlukla öyle çıkıyor. Doğru muyum? Bilmiyorum. Bakacağız. Bir koordinat vermiş. Alan tanımlamış. Fonksiyon vermiş. X demiş. Fonksiyon nasıl arkadaşlar? X'ten taralı bölgenin alanına. Yani bu fx işte. Bak, taralı bölgenin alanı fx'miş. Ne diyor bana? fx ne eşitti? Arkadaşlar fonksiyon unutmayın taralı bölgenin alanı. E şimdi ben buradaki bölgenin alanı nasıl bulacağım? Biz tüm alandan şu bölgenin alanı çıkarsa geri burası kalmayacak mı? Kalacak. Şimdi bir kere tüm alanı buluruz. Çünkü bu dik üçgen. Burası dik biliyorsunuz. Şurası dik biliyorsunuz. Tüm alan buradaki kenar 6 birim. Bunun tamamı 12 birim. O zaman tüm alan bu durumda 6 çarpı 12 bölü 2'den 72 bölü 2'den 36 mi yaptı? Bu tüm alan. tüm alan tamam mı? Şimdi geldim buraya. E burada bir dik üçgen var. Dik kenarda bilirsem ben bu alanı bulurum. Ben bunu tamamı 12 olduğunu biliyorum. X'i çıkarsam geriye 12 eksi X mi kaldım? Evet. Peki arkadaşlar ben burasını nasıl bulacağım? Bakın dikkat edin. Ben şuradaki noktayı biliyor olsaydım. Şuradaki noktayı biliyor olsaydım. O zaman bu uzunluğu bildiğim için şu uzunlukta gelmiş olmayacak mıydım? Evet. Peki ben bunu nasıl bulacağım? Bu nokta demek x'in şu fonksiyon üzerindeki görüntüsü demek değil mi? Bakın dikkat edin. Bu uzunluk x birimmiş. E bu uzunluk x birim olduğuna göre bu nokta x noktası. O zaman ben burada x'in görüntüsünü bulursam bu uzunluk gelecek. Otomatikman burası gelecek. Peki x'in görüntüsünü ben nasıl bulacağım? Fonksiyonda yerine yazmam gerekiyor. E fonksiyon nerede? E oluştur. Doğruyu oluştur. Doğruyu fonksiyona dök. Doğrunun denklemini nasıl yazıyorduk arkadaşlar? X bölü x ekseni kesen nokta yani 12 artı y bölü y ekseni kesen nokta 6 eşittir bir denklemi yardımıyla. Buradan y dedim şey fonksiyon gelecek işte. Bunu ikili genişlettim. Bu durumda x bölü 12 sağdan 2y bölü 12 sağdan soldan sağdan geldi. Paydır aynı payları topladık. x artı 2y bölü 12 geldi. İşler dışlardan x artı 2y eşittir 12 ise bu durumda 2y değerimiz 12 eksi x geldi. Her tarafı 2'ye bölersek bu durumda y değerimiz de 12 eksi x bölü 2 gelir. Bu y değeri. Yani fonksiyon bu. Şimdi bana ne diyor? Bu fonksiyonda x gördüğün yere x yazmamı istemiyor mu bu adam? Hani x'in görülse bak demek ne demek? x yerine x yaz demek. E x yerine x yazsa ne değişecek ki? Aynısı gelecek. O zaman şuradaki değer çıktı. Buradaki nokta 12 eksi x bölü 2 imiş. E bu 12 eksi x bölü 2 ise burası 12 eksi x bölü 2. O zaman buradaki üçgenin alanı, üçgenin alanı 12 eksi x bir dikkenar. Diğer dikkenarda 12 eksi x bölü 2 bölü 2. Bunları da çarparsak arkadaşlar komple buradaki alan 12 eksi x karesi bölü 4 gelmeyecek mi? E şimdi biz ne yapacaktık? Tüm alandan bunu çıkaracaktık. O zaman 36'dan 36'dan ne yapıyorum? 36'dan 12 eksi x bölü 4'ün karesini çıkartıyorum. 4 çarpı 6 144. 144 eksi aç bakalım. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımı iki katı artı ikincinin karesi bölü 4. Eksi içeri dağıt. Eksi içeri dağıt. E bu durumda 144 eksi 144 artı 24 x eksi x kare bölü 4 mi geldi burası? Çatır çutur bu taraflara gitti. Bu durumda bizim istenilen alanımız yani fonksiyonumuz 24 eksi x kare bölü 4'müş çocuklar. A cevap denizi geldi. Tamam. Devam ediyorum hadi bakalım. Bu video çok uzun oldu hiç sevmedim ama neyse. İki tane fonksiyon vermiş. İki tane fonksiyon vermiş. Diyor ki Y eşittir fx fonksiyonun x ekseni kesin noktalar ac'dir. Arkadaşlar x ekseni kestiği nokta demek ne demekti? Kök. Yani fonksiyonu sıfır yapan sayı tamam mı? Aynı şekilde x ekseni kesin noktalar kök. Kökler d ve e'ymiş. B d Buna göre bana diyor ki çarpımın sonucu sıfır ise denklemin çözükmesi a, b, C'de e'dir. Söyleyin bakalım doğru mu? Şimdi arkadaşlar çarpımı sıfır eşitse ya bu sıfır ya da bu sıfır olmak zorunda değil mi? E bunu sıfır yapan noktalar demek ne demek? kökler demek. F fonksiyonu kökleri neydi? A, C, E. A, C, E. Aldık. G'yi sıfır ipan nokta demek ne demek? G'nin kökleri demek değil mi? B, D, E. B, D, E. Evet hepsi burada. Doğru. Peki rasyonel bir ifade sıfır eşitse pay kısmı sıfır olmak zorunda değil mi? Peki G fonksiyonu sıfır eşitse G'yi sıfır ipan değerler demek ne demek? Fonksiyonu kökleri demek. G'nin köklerini alacağım. G'nin kökleri nelerdi? B, D, E. Ama B, D var. Doğru mu? Değil mi? Arkadaşlar doğru. Niye doğru? Çünkü dikkat edin. Siz burada e'yi alırsanız paydayı da sıfır yapmış olursunuz. E aynı zamanda f'in de köküydü. E aynı zamanda f'in de köküydü. O yüzden paydayı sıfır yapan sayıları alamayacağınız için bunu alamazsınız. Dolayısıyla bu doğru. Tamam mı? E, denklemin çözükmesi e'ymiş. Bu denklem nasıl sıfır eşit olacak? Ya sol taraf sıfır ya da sağ taraf sıfır olacak ki sonuç sıfır gelsin. Peki hem sol tarafı hem sağ tarafı sıfır yapan ortak bir sayı var mı? Var. Ne o? E. Bak ortak bir sayı olması lazım. Şimdi nasıl sıfır yapan sayı ne? E noktası. O zaman E noktası bu denklemi çözüm Doğru. Cevap 1, 2, 3. Geçtim. Geçtim. Sekizinci soru. Diyor ki F A'dan A'ya tanımlı. Fx artı F6 eksi x eşittir A. Evet arkadaşlar 8 sorudan devam ediyoruz. 8 sorudan devam ediyoruz. Lütfen bayılmayın arkadaşlar. Lütfen bayılmayın. Gerçekten güzel sorular. Eğer ki sıkılıyorsanız gidin bir tur atın gelin. Öyle tekrar bakın tamam mı? Lütfen sıkılmayalım ama. Şimdi A kümesini vermiş. Diyor ki F A'dan ait alınma. Yani 1, 2, 3, 4, 5 kümesinden 1, 2, 3, 4, 5 kümesine. Şimdi şunu bir yazalım ilk önce. A kümesinden A kümesine tanımlı olacaksak. Şurada bir A kümesi var. Şurada bir A kümesi var. Tanım kümesi 1, 2, 3, 4, 5'ten oluşuyor. Arkadaşlar şu an gerçekten çok ciddi sıkıntılar var. Çünkü e, nasıl sıkıntılar var. Galiba sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş. Yani video çektim çekelim ben bir türlü masadan kalkamadım. Şu an ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum. Neyse. 1 2 herkes akın akın marketlere, bakkallara gidiyor ama ben burada olduğum yerde kaldım. Ayrılamıyorum buradan. Eğitim aşkıyla yerim tutuşuyorum. 3 4 5. Şimdi F A'dan Ayet Hanım'la bana diyor ki fx artı f 6 eksi x eşittir. 6 şartı sağlayan kaç farklı f fonksiyonu yazılabilir diye soruyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Bakın şimdi. Şimdi diyelim ki ben fonksiyonda x gördüğüm yeri 1 yazdım abi, tamam mı? x yerine 1 yazdım. Bu durumda f1 artı f5 6 gelmedi mi? Peki bu durumda şimdi size sormam gereken bir şey var burada. Diyelim ki f1 değeri hani f1 demek şu fonksiyonun değer kümesi üzerinde bir tane eleman demek ya. Değil mi? Fonksiyon buradan buraya f aktaralım Mesela ben 1'i böyle ok çektiğim zaman buna anlama geliyor. F1'e bakıyorsa anlama geliyor. Bak buradaki değerlerin hepsi F1 değerleri. Şimdi ben burada F1'i 1 alsam bu durumda f 5 yerine gelmek zorunda arkadaşlar. 5 gelmek zorunda. F1'i ben burada 2 alsam f 5 yerine gelmek zorunda. 4 gelmek zorunda. F1'i 3 alsam 3 gelmek zorunda. 4 alsam 2'ye gelmek zorunda. 5 alsam 1 gelmek zorunda. Doğru mu? Şimdi size bir soru. F1 kafasına göre değerler alabildi. Buna karşılık gelen F5 değerler buna bağımlı değer aldı değil mi arkadaşlar? Bakın tekrar ediyorum. F1 kafasına göre gelen değeri aldı. kafasa göre gelen değeri aldı. Buna karşı gelen F5 değerleri de ona bağımlı değer aldı. O zaman şunu deme şansınız var burada. Dersiniz ki hocam hocam sizin F1'iniz 5 farklı değer alırken F5'iniz 1 farklı değer aldı diyebilirsiniz. Bak bunu tam tersi söyleyebilirsiniz. Dersin ki F5 1 olsun, 2 olsun, 3 olsun, 4 olsun, 5 olsun dersin. E bu durumda bu keyfi değerler alırken bu ona bağımlı değer almak zorunda. O zaman bu 5 tane değer alırken bu bir tane değer alacak. Ama x'ten bir tanesi mutlaka 5'e 1 olacak. %100. E aynı şeyi diğer hiç söyleyemez miyim? Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Mesela x gördüğüm yere 2 yazsam. F2 artı 2 yazınca dikkat edin arkadaşlar. Dikkat edin. 2 yazdım. 6 2den ne geldi? 4 geldi. 4 geldi. Eşittir 6 mı yaptı? Peki bu denklemi sağlayan koşullar neler? Aynısı değil mi arkadaşlar? Ben buna 1 versem 5 çıkacak. 2 versem 4 çıkacak. 3'e 3. 4'e 2. 5'e 1. Kaç farklı değer geldi? Keyfi 5 tane değer aldı bu. Bu keyfi 5 tane değer aldı. Peki buna karşı gelen değerler ne geldi? 1 tane değer geldi. Dikkat edin. Nasıl bir tane değer geldi hocam? Ben 5 tane değer görüyorum. Tamam görüyorsun ama bu adam bir yazdığı için bu 5 oldu. Bu keyfi alamadı. Ha sen dersin ki ben bunu keyfi kullanıyorum. O zaman bu sabit değer almak zorunda. Bu bir tane değer almak zorunda. Yani F2 burada 5 tane değer aldı. Ama buna karşılık gelen F4'ler bir değer almak zorunda dersiniz. Tamam mı? Ya da tam tersi F4, 5, F2, 1 dersiniz. Fark etmez. Peki. Dikkat edin. 3 ne yapıyor ona bakalım. 3 ne yapıyor? X gördüğüm yere 3 yazıyorum. 3 yazıyorum. Çocuklar ben şu an ne yapıyorum? Onu anlayabiliyor muyuz? Ya? Ben şu an ne yapıyorum? Şu an yaptığım şey ne arkadaşlar? Fonksiyonun tanım kümesindeki sayıları teker teker yerine yazıyorum. Buna karşılık kaçar tane fonksiyon çıkacak onu bulmaya çalışıyorum. Şimdi x gördüğüm yere 3 yazdım. Çünkü 1 yazdık 2 yazdık sıra 3 de. Tanım kümesi aydı ya. 3 yazdık f3 buradan geldi. 6-3 f3 buradan geldi. Eşittir 6'dan. E bu durumda 2 tane f3 değeri 6 mı geldi? E bu durumda f3 değeri kaç olmak zorunda? 3 olmaz zorunda. Bak bunda bir tane geldi, değer geldi. F3 3'ten başka bir şey olamazmış. O zaman F3'ten bir değer geldi. Peki diğerlerini denesem. Diğerlerini denemeye gerek kalmadı arkadaşlar. Niye? 4 yazsam F4 artı F2 gelecek. Ben onu buldum ki. Bak burada. Şurada. Aynı şekilde 5 yazsam F5 artı F1 gelecek. O da burada. Bu durumda arkadaşlar çıkan fonksiyonlar. Çıkan fonksiyonlar. F1, F2, F3, F4. Görebiliyor muyuz? Görebiliyoruz. F5. F1 için 5 değer geldi. F2 için 5 değer geldi. F3 için 1 değer geldi. F4 için 1 değer geldi. F5 için 1 değer geldi. Bunların çarpımı sonucu da bana kaç tane fonksiyon çıktığını söyler. 25 tane fonksiyon çıktı arkadaşlar. Devam ediyorum. 9. soru. Oo, oh, sığmayan bir soru arkadaşlar. Soru kadraja sığmıyor. Evet, şöyle göstereyim. Şöyle. Eşik orada, orada. Ya yani çok önemsemedim çünkü cevap eşik değil arkadaşlar. Çok önemsemedim. Neyse. Şimdi f fonksiyonu vermiş. Bir g fonksiyonu vermiş. f artı g x fonksiyonu soruyor. Hangisi olabilir diye söylemiş. Şimdi arkadaşlar bakın bu sorunun iki tane çözümü var. Kısa olan çözümden bahsedeceğim. Diğer çözümü şu. Uzun olan çözümü bunu parçalı biçimde yaz. Bunu parçalı biçimde yaz. Yazdıktan sonra fonksiyonu topla. Ama ben bunu yapmayacağım çünkü bu çok uzun. Bu çok uzun. Ben ne yapacağım peki? Şimdi siz şunu biliyorsunuz f artı gx'i siz fx artı gx şeklinde yazabiliyor musunuz? Evet. Değil mi? Bu ne eşit? Bu f artı gx eşit. Peki o zaman ben burada x gördüğüm yere 1 yazdım takdirde bana f artı g1 gelmeyecek mi? Yani benim bakın dikkat edin. Şuradaki grafikler kimin grafiği? F artı G'nin grafiği. Bunlar kimin grafiği? F ve G'nin grafiği. Ben F1'i buradan bulurum. G1'i buradan bulurum. Bakıp ikisini toplarım. Grafikle teker teker kontrol edelim. Hangisi doğruysa onu alırım. Diğerlerini almam. Bu kadar işte. Bitti olay. Şimdi F1'i bulalım. F1 kaça gidiyor? X80 kesen nokta. 0. G1 kaça gidiyor? 1'e. X'ini toplarsam 1 mi yapıyor? Şimdi ışıklara bak. 1'i 1'e götüren fonksiyon hangisi? Götürmüş. Sıkıntı yok. Götürmemiş. Gitti. Götürmüş. Okey. Götürmüş. Okey. Götürmemiş. Gitti. Geçmiş olsun. Zaten kadrı sığmıyordum. Gittin. Şimdi geldik 3'ünü ayıracağız. Nasıl ayıracağız? Bakın arkadaşlar çok dikkatli olun. Burada önemli bir şey var. Adam burada 5'i tamamlamış değil mi? Bak dikkat et. Şurada 5'i tamamlamış. Yani adam burada 5'i tamamlaması demek ne demek? Adam şurada x yerine 5 yazabiliyor demek değil mi? E sen burada yazınca şurada da yazmak zorunda değil misin? Ama yazamıyorum ki. Adam 5'te tamamlamamış ki. G'de 5 yok. G'de 5 yoksa siz f artı g üzerinde 5'i tanımlayamazsınız. Çünkü g 5 üzerinde tanımlı değil. O zaman f artı g'nin 5 üzerine tanımlı tüm değerleri gider. Bu yanlış. Bu yanlış. Hoppa cevap Ceyhan çıktı. İşte bu kadar basit akışır. Lütfen gidip de bunu işte iki farklı parçalı fonksiyon şeklinde yazıp da toplamayın. Lütfen değerli deneyin. Grafikleri iyi okuyun. Eğer ki bu iki fonksiyondan bir tanesi tanımsızsa herhangi noktada bu fonksiyon tanımlı olamaz. Bak 5 fonksiyonu bu adamlar tanımlamışlar. Ama 5 burada tanımlı değil ki. Bak dikkat et grafik burada bitmiş. O yüzden F artı G hiçbir şekilde tanımlı olamaz. Geçtim. Geçtim. Evet son soru. Son soru. 42 dakika. İlk defa bu, bu kadar uzun video çekiyorum arkadaşlar. Lütfen dayanalım dayanalım. Şeklinde tanımlı fx fonksiyonu görüntü kümesinde bulunmayan tam sayı toplamı kaçtır? Şimdi x büyüktür 2. 2x artı 1. x küçük eşittir 2. x eksi 3. Çocuklar çocuklar şimdi. Evet şu an karar verdim. Bir sonraki videoları 5'er 5'er atacağım arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok uzuyor. Yani sıkılmamanız mümkün değil. O yüzden 5'er 5 atmaya karar verdim bundan sonra. Hadi bakalım. İlk gün günü almaz dedik ama. İlk günü almaz. Lütfen izlemeye devam. Şimdi f fonksiyon görüntü kümesini bulacağız. Arkadaşlar görüntü kümesi demek ne demek? X yerine değerleri yaz. Çıkan sonuçlar değil mi? Bak şimdi. Sen buraya X yerine 2 yazamıyorsun değil mi? Ama yazsaydın ne gelecektim? 5 gelmeyecek miydi? X yerine 2 yazsaydım f 2 5 olacak doğru mu? Ama x yerine 2 yazamadığım için sen bunu alamazsın. Ama 2'den büyük değerleri yazdığın takdirde mesela 3 yazsan, 4 yazsan, 5 yazsan hep bundan büyük değerler gelmiyor mu? O zaman 2'den büyük değerler için bunun görüntü kümesi 5 ile sonsuz aralığı geliyor arkadaşlar. seni 100 yaz büyüyor, 1000 yaz büyüyor, 1 milyon yaz büyüyor. Sonsuza kadar gidiyor. Aynı şekilde 2 yazdığım zaman dikkat edin. 2 eksi 3'ten. 2 eksi 3'ten. Bu fonksiyonun ilk değeri eksi 1 mi geldi? Peki 1 yazsam eksi 2. 0 yazsam eksi 3. Eksi 10 yazsam eksi 13. Eksi 100 yazsam eksi 3. Nereye doğru gidiyor? Eksi sonsuza doğru gidiyor. O zaman bunu görüntüleri de eksi 1 ile eksi sonsuza tanımlı. Aman dikkat edin. 2'de siz eksi 1 nasıl buldunuz? X'in 2 yazarak buldunuz. Eşitlik olduğu için bunu kapalanmak zorundasınız. İşte bana diyor ki görüntü kümesinde bulunmayan yani şu iki aralıkta olmayan sayıları istiyor. Şimdi göremeyenler için sayı doğrusuna gidiyorum. Göremeyenler için. Eksi 1 kapalı. 5 açık. Bu adam burasını taradı. Bu adam burasını taradı. Ben neresi taramadım? Aradaki yerleri. Aradaki yerleri taramadın. Dikkat et. Peki şu arada kaç tane tam sayı var? Yani hangi tam sayılar var? 0 var. 1 var. 2 var. 3 var. 4 var. Sakın atlama 5 de var. Bak, dikkat et. Bak sen burada 5 almadın. Şunu tararken 5 almadın. Bu arada 5 de var. 5'i de aldım. Bunların toplamları da 15 yapar arkadaşlar. Evet çocuklar. ilk 10 videoyu hayırlısıyla bu gürültü patırtı da tamamladık. Bir sonraki 5'li videoda şu an 5'li olduğuna karar verdik. Görüşmek üzere. Lütfen dediğim tak taktiği unutmayın. Soruları çözmeye çalışın. Ardından videoyu açın, çözümü öğrenin. Eğer ki yapamadıysanız, öğrendiyseniz de, yani yapabildiyseniz de öğrenin. Mutlaka tekrar bakın yani. Onu demeye çalışıyorum. Çünkü belki sizden daha hafif, daha kolay bir yöntem çözdük. Çözmediyseniz de bize söyleyin. Hocam siz böyle çözmüşsünüz ama ben böyle bir yolunu buldum diye. Biz de öğrenelim, tamam mı? Evet arkadaşlar, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Lütfen sağlıcakla kalın, Koronada da ailenize lütfen yardımcı olun. Hadi bakalım.